Herkese selam. Bu videoda şu anda kulüpsüz olan futbolculardan kurulu en iyi ilk 11'i yaptım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapacağım. Bildiğiniz gibi şu anda çekilişimiz devam ediyor ve çekilişimiz ay sonunda açıklanacak. Şimdi videoya geçelim. Kalecimiz Daniel Subasic. Subasic, Hırvat milli kalecidir ve kendisi şu anda 35 yaşındadır. Subasic, 2012 yılının Ocak ayında girdiği Monaco kapısından 2020 yılının Temmuz ayında çıkmıştır. Subasic, bildiğiniz gibi 2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini korumuştu ve finale kadar gayet iyi performans göstermişti. Fakat finalde Fransa'nın 4 golüne engel olamadı. Sağ bekimiz Klein. Klein, İngiliz milli futbolcudur ve en son Liverpool'dan kiralık gittiği Bornemo'da oynamıştır. Klein'in boyu 1.75'tir ve Klein şu anda 29 yaşındadır. Sol bekimiz Vitorino Antunes. Antunes en son Dinamo Kiev forması giyiyordu ve şu anda boşta. Kendisi Portekizli milli futbolcudur ve profesyonel kariyerine 2004 yılında başlamıştır. Antunes Dinamo Kiev'den önce Roma ve Malaga maceralarını yaşadı. Antunes 33 yaşındadır ve boyu 1.75'tir. Sol stoperimiz Jan Vertonghen. Vertonghen en son İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'da forma giymişti ve kendisi Belçikalı milli futbolcudur. Vertonghen şu anda 33 yaşındadır. Vertonghen kulüp kariyerinde 285 maça çıkmış ve 31 gol kaydetmiştir. Vertonghen ilk olarak Ajax'ta forma giymiştir. Ardından Welwick'e gitmiştir. Daha sonra Tottenham'da forma giymiştir. Sağ stoperimiz Ezequiel Garay. Garay en son Valencia takımında oynamıştır ve kendisi Arjantinli milli futbolcudur. Garay şu anda 33 yaşındadır. Boyu 1.88'dir ve kariyerine Newell's Old Boys'ta başlamıştır. Garay Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelmiştir. Garay ayrıca kariyerinde Real Madrid forması da giymiştir. Garay'ın en son 15 Mart 2020 tarihinde koronavirüsü test sonucu pozitif çıkmıştır. Defansif orta sahamız Blaise Matuidi. Matuidi Fransız milli futbolcudur. Şu anda Matuidi 33 yaşındadır ve boyu 1.75'tir. Matuidi'nin adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta anılmıştı. Merkez orta sahamızın ilk ismi Steven Defour. Defour, Belçikalı futbolcudur ve kariyerine Genk takımında başlamıştır. Sonra onu Standard Liège transfer etmiştir. Burada oynadığı futbolla göz doldurup buradan Porto'ya transfer olmuştur ve bu bedel 6 milyon euro karşılığındadır. Defour 2014-2015 transfer döneminde ise Anderlecht takımına 6 milyon euro karşılığında transfer olarak Belçika tarihinin en pahalı transferi olmuştur. Merkez orta sahamız Mario Götze. Götze bildiğiniz gibi Alman milli futbolcudur ve şu anda Galatasaray'ın kendisine çok ciddi bilgisi bulunuyor. Matthias Sammer onun için şimdiye kadar yaşayan en yetenekli oyunculardan biri demiştir ve Götze şu anda 28 yaşındadır. Götze Dortmund altyapısından çıkmıştır ve ondan sonra Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern Münih'ten sonra ise tekrar Dortmund macerası başlamıştır. Yani eski aşk diyebiliriz. Götze çıktığı 227 maçta 57 gol kaydetmiştir. Sol kanatımız Pedro. En son Premier League ekibi Chelsea'de forma giymişti. Pedro kariyeri boyunca çıktığı 461 maçta 114 gol kaydetmiştir. Pedro futbol hayatına Barcelona'nın altyapısında başlamıştır. Daha sonraki yıllarda gösterdiği başarılı performans ile İspanya milli takımına seçilmiştir. Barcelona'da 321 resmi maçta 99 gol, 63 asist yapmıştır. Daha sonra 20 Ağustos 2015 tarihinde Pedro Chelsea ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sağ kanatımız Willian. O da Chelsea'nin eski oyuncularından. Willian Brezilyalıdır ve şu anda 32 yaşındadır. Willian profesyonel futbol kariyerini 2006 yılında Corrientes ile başladı. Daha sonra Shakhtar Donetsk, Anji ve Chelsea formalarını giydi. Chelsea'ye 28 Ağustos 2013 tarihinde 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. Willian çıktığı 405 maçta 60 gol kaydetmiştir. Santraforumuz yine Galatasaray'ın çok ilgilendiği ve adı Benfica ile anılan Edinson Cavani. Uruguaylı milli futbolcudur ve lakabı El Matador'dur. Cavani şu anda 33 yaşındadır ve boyu 1.85'tir. Cavani çıktığı 438 maçta 260 gol kaydetmiştir. Cavani'nin kariyerine bakacak olursak Palermo forması giymiştir, Napoli forması giymiştir ve en son Paris Saint-Germain forması giymiştir. Ve hatırlarsanız bir ara Napoli'nin hücum hattı Cavani, Higuain'di. Ben
Hayranlıkla izlerdim o hücum hattını. Çünkü Cavani Higuain'in tam böyle prime olduğu zamanlarda çok kaliteli hücum hattı vardı Napoli'nin. Canlarım, ilk 11 bu kadardı. Fakat ben yeni bir içerik getirmek istedim. Yani ilk 11 tabii ki ilk 11'in üzerine kuracağız her şeyi de. 3 tane de yedek futbolcu koymak istedim. Bunlar Jose Sosa, bildiğiniz gibi Trabzonspor'un oyuncusu. Diğeri Mario Mandzukic ve Malang Sarr. Sarr bildiğiniz gibi şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde ve kendisi 21 yaşındadır ve kendisi Fransızdır. Sosa ise orta saha mevkiinde forma giyiyor bildiğiniz gibi ve en son Trabzonspor forması da giymişti de şu anda Fenerbahçe'nin çok yoğun bilgisi bulunuyor kendisine. Sosa 35 yaşındadır ve bir zamanlar Beşiktaş forması altında çok ciddi başarılara imza atmıştır. Forvet olarak ise Mario Mandzukic aldım. Mandzukic bildiğiniz gibi Hırvat milli futbolcudur ve en son Al Duhail takımınıza forma giymiştir. Kendisi şu anda 34 yaşındadır ve Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın çok ciddi ilgisi bulunuyor Mandzukic'e. Mandzukic ayrıca kariyerinde Juventus ve Bayern Münih formaları da giymiştir. Video bu kadardı. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.